Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki çoğu takipçilerin belki bizi başını izlemiyordur, sonu izliyordur. Biz köyde duruyoruz. Köyde duranın genellikle malı maşadı olur. Ben hayvanlara baktım, yukarı çıktım. Daha doğrusu yukarı çıkmadan ya kardan telefonundan çaldırım kalktı ya da arka tarafta tavuklarımızın boşluğu salıverdiğim için camdan bağırdığım anda duymamak da elde değil. O da kalktı. Bugün biz yapabilirsek, tabii ki daha karnımızı doyurmadık. Bir iş karışmazsa ettiklerde dişimi kestireceğim. 5-6 kesem diyorum. Bana belli olmaz. 5-6 derim. 8-9 da olabilir. Kardelen işaret ediyor böyle sakınlıkla 8-9'a var mı diye. Maşallah çok güzel oldular. Öten bir tanesi öldüydü, hatta videoda söylemiştim. Dün biraz hava soğuktu. Herhalde üşüttüler diye. Korkuyorum da hasta olurlar diye. Eşim derdiyken temizleyeceğim onlara. Dün çekmedik video değil mi? Evvel günde sonlandırdık videoda. Evet. Dün yine hastaneye gittik geldik. Bir de arkadaşımızın gelini doğum yaptı. Kardelen'den bebeği gören gelen dedik. Fatma yengemizin öğlenliği Yasin'e vardı. Oradaydık, onu yardım ettik. Sonra bir ara takipçilerimiz geldi. Onlarla oturduk, dışarıda kahve içtik. İşte ondan sonra mal maşat derken tempo bizim böyle de geçiyor. Bu peksemetler de dündeki Yasin'den. Ona Mevlüt'ten de. Böyle komşuluk bağlantın iyi oldu mu, mahalleli dip dibi oldu mu, fazla oldu mu, sağ olsun Fatma yenge katıyordu, geleni gideni Allah kabul etsin, fazlasından da doldurdu. Kardelen'in de sofrayı hazırlamış. Şurada bir dikkat çekelim ki yumurtalar bazen böyle ak renkli oluyor, açık sarı. Diyordunuz herhalde sırf yeşillik girse sapsarı olur diye. Şu önümdeki 4 tane yumurta çok dikkatimi çekiyor. Ta istediğim gibi lafadan olmuş bir de bu. Evet, çok fazla kaynatmadım ben bunu da. Sen böyle mi seviyordun, çok katı mı seviyordun? Katı seviyordum. Dün Fatma yenge de her gün böyle çöp döküyormuşmuş. O da şeyli severim diye, kaşık yemeği severim diye. Hani küçükken böyle öyle seviyordum ama büyüyünce değişti, nedense katı seviyorum. O da güzel oluyor. Değil mi? Şimdi eşimi de kaldıracağım. O gece yoldan 2'de falan geldi. Cenk elbiselerimi de, şalvarımı da üstleri çekeriz. Çünkü aşağıda yapamayacağız. Hani kazmaz olsa yaparız da. Çünkü et tavuğu hemen azıcık su döktüğümde çabucak yolunuyor. Onun tünü, hemen tüyü de bir zorluk olmuyor temizlemesinde. Kedi köpeklerimiz çok olduğundan inan ki şöyle ağlıyor, elle sen kıldan geçilmiyor. İki benim, bir de gaynım, bir de Rusi de geliyor. Anam Honhon da geceleri giriyor ağlıyor. Onun için çatıda yapacak. Bardakları koydun mu annem sen? Koymamışım. Saat daha bu arada sabahın 9'u. Belki gelmiştir saat 9'a. Katıyorsun senin çayını kahvede. Kat kat. Ben çünkü etleri yemlemedim. Ben onları kestirdiğimde kalanı yememem lazım. Çünkü ipler verirsem temizlerken bursaklarındaki yemler oluyor. Onlar da haliyle patlar, içine damalar diye. Bugün de akşam menümüz mangal yapalım diye düşündük. Hani şey mi yapsak, derin dondurucuda görmüştük ya, Kurban Bayramı'daki etlere yazmışsın mangallık diye. Onlardan da bir tanesini çıkarırsın. Buradaydı o. Buradaysa çıkarıverim. Tamam işte buradaki derin dondurucuda. Ben çatıdakini. Yok çatıda değil. Kendimiz hallederiz onu. Sabah tabamı çağırsam zaten arkadaşım biriyle. Geleli doğum yaptı. Birinin de zaten annesi hastanede ameliyat oldu dizlerinden. Bir arkadaş zaten çayırda inek güdüyorlar eşi. Ondan sonra sabah tabağımda hayvanlar inek güdüyor. Hayvan dedi Yasin'e gidecek. Gel gel. Yiyecek mi? Vallahi açtım. Gel o zaman hemen geç, hemen kardelen götürelim çaya, hemen otur. Hadi biz şimdi kahvaltımızı yapalım, az sonra devam edelim. Şimdi saat 11.30'a geldi. 7 tane tavuk kesildi toplamda. 4 tanesini ekranda, pardon 5 tanesi ekranda görüyorsunuz. 2 tanesi de daha kesildiği gibi duruyor. Onları başlamadık. Tabii ki sırayla yaptığımız için. Bunların da küçük tüyleri ben atladım. Az sonra da babaannem gelen hürbüzü getireceğim. O zaman da yakacağız. Evet. Sırasını yapılıyor. Şöyle kabasını alıyorum. İnce tatayını da kardelen ayıklıyor. Dediği gibi 3 tavuk mu kalıyor? 2, 3, 4, 5. 2 tane tavuğumuz kalıyor.
Nasip olursa akşama birine mangal yapalım diyoruz. Bir de et çıkardım. Büyükbaş hayvan etinden çıkardım. Tam bir tanesini temizledim. Akrabamız geldi. Köye gelmişmiş. Geri inmek zorunda kaldım. Sağ olsun o da diyor ki ben de beraber yapalım diyor ama şimdi burası da serin. Misafir gelmiş. Burada da oturulmayacak. Geri aşağı indim. Elimizi yıkadım. Kahvemizi içtik. Onlar gittiler. Akrabamızın da bugün mevlidi var. Daha doğrusu evet. Elkisi mevlid. Kayınvalidemin amcası vardı. Yaşlı o vefat etti. Onların bugün mevlid olduğu için onlar oraya gidecek. Ben de bu işlerimi halledeceğim. Kardelen de bir de uşağa gidecek. Arkadaşlarına buluşacak. O gidese kadar işi halletmiş olurum. Sadece benim de tavuk parçalam. Niyetim bunlara mangallık olarak koymak istiyorum dolaba. Parçalabildiğimi parçalayacağım, keseceğim. Poşette yazarız mangallık diye kardelen. Olur. Yoksa öbürkü türlü. Biz hep öyle yazıyoruz zaten. Gazdan çabuk yolunuyor bu gaz. Bu kadar hemen basit yapamayız bu işi. Aynen. Nazan komşunun da işçileri var biliyorsunuz. O da çatıyı yaptırıyor. Çatısı bitti. Tavuk dünyayı yaptırıyor bahçesine. Ama çok iyi olacak. Bakalım sonra gösteririz yapıldığında. 3 tane dünek. 3'er metre mi dedi kardemim büyüklüğünü? Sana söylemiş. Sen bana söyledin. Sayı 9 metre dedi. 3'e bölünce ne oluyor? 3'er metre aynen. Pay düşmüş oluyor. Bir tavuk düneklerine gaz düneği ettiktir. Bana gaz sonra dedim bir tane daha yaptır fazladan. Yaptırmışken iyi oluyor. Biz aşağıda babama tavukları kestirirken yağmur yağıyordu. Sonradan bir dindi derken geri şimdi hava sanki açılıyor gibi. Ben de buraya çıktıkça tavuklar bir şey atacağımı sanıyor. Hemen hepsi toplanıyorlar. Sanırım ilan verilecek. Deneme diyoruz. Verilmeyecekmiş. Ben az önce aşağı inmiştim. Şimdi geri yukarı çıktım. Babaannemle hürbüzü getirmiştim ama annem başlığı sökememiş. Bu yüzden tüpün üstüne tutarak yakma işlemini yapmış. Şimdi İnce bu, türleri ne kadar koparılsa da çıkıyor işte. Yani daha da işlem bitmiyor. Tüyünüyoruz 1. Ütülüyoruz 2. Yeniden ince tüyüne bakıyoruz 3. Bir de yıkama işlemi 4. Evet. 4 elden geçmiş oluyor. Ana kolay değilken güzel yiyoruz da bakması da zor. Hava da değişmiş anne. Babanı bilseydim ben demin ağzı su döktüm. O öbürkü tüpü değiştirdim. Onu da attım hava gelmedi. Bunu da baştan bir zamanda sökem dedik. Sökemedik ya. Hı hı. Çıkaramadım. Mecbur böyle tüledim. Bu da zaman kaybettiriyor. Dördünü tüledim. Üçü kaldı. Onlar biraz kuruyvesin üzeri diye. İleyenleri de tezgahın üzerine koyarım. Bir suyu kabarttırım. Yıkadıktan sonra ileyende de bekletiyorum. Epey saatten suyu bembeyaz pamuk gibi kalıverir. Demin çiliyordu bir yağmur kardelen. Şimdi dinmiş. Bugün %100 gösteriyordu ya bilmem hava durumunda ne değişir. Şimdi de annem 3 diğer tavuk duruyor. Onlar daha hürbüzlenecek. Bu 4'ünü temizleyecek. Burada yıkıyor. Babam bizim burada tavuk temizleyeceğimizi duyunca bir delirdi aşağılarda. Keşke o anı size gösterebilseydim. Gösteriver kızım kamerada. Kemalettin'den gösteriver. Amaç da bizi balkonda yıkayacak sandı. Tavukların olduğu yerdeki toprak geçmesin istiyor. Hep öyle döktüğü gibi kalsın istiyor. Neymiş? Akıntı sudan oraya aktıkça toprağı köstürüyormuş ben. Yiyirken sofraya oturup da ben bu tavuğu yalnız yemiyorum. Sizler de görüyorsunuz. Ya onun düşündüğü kadar ben de düşünüyorum da onun sanki bana düşünemediği gibi ben evi göçerteceğimişim yoksa. Tövbe yarabbim tövbe. Ben o kadar dikkat ediyorum ki mesela bunun ucunda tüy oluyor bir şey oluyor diye. Levyeyi tıkamasın, boruları tıkamasın, iş çıkarmayan diye. Bu suyu buraya bileni dökmüyorum. Alıyorum balkondan serttiriyorum benim için. Aynen. Böyle yapacağım. Süngerine bunu böyle ince ince sürttürmeden böyle hani ütülerken yanıyor ya böyle yanık kısmı oluyor. Böyle kaç kat temizliyorum. Şuraya koyayım şunu. Kapıyı aç kardemle. Açam. Peki.
O 3 tane tavuğum ıslak, kurusun diye ondan ütülemedim. Çekilin. Çekilin Mustafa abi, banyo yapma. Çile yağmur kar gelen beri. Aynen, ince ince. Bakın çayırda bibiler var. Tabii büyük oldukları için sahipleri de götürmemiştir. Küçük olsalar zaten böyle havada çayıra bile çıkarmazlar. Şu gruptaki bibiler de büyükmüş maşallah. Böyle bibilere ana tüyüne geçilmiş denir. Bizim daha piyasada bibimiz yok. Neyse, her şey nasip kısmet. Bunun içine çıkardıktan sonra İlyen'e gatçe bir saat falan durdurun burada. Hemen de aşağıdaki üstümü değiştirin. Az oturum yani, dinlenmiş olurum. Aynen. Şimdi gelelim, onu şöyle kenara koyalım. Benim şurada çitim vardı. Şimdi bugün hava serin olduğu için akşama kadar tavuklar burada dursa, süzse bir şey olmaz, olur mu? Bir şey olmaz. O zaman daha öyle de yapabiliriz. Yok. Hava aynen sıcak olsaydı süzmesini süzerdi, daha fazla durardı yazın. Ama sinekler olur, bir şey olur, girer. Onun için dikkat etmemiz lazım. Gerçekten de ortamda hiç sinek yok. Benim bir tane küçük tepsi vardı da. Nasıl bir şey? Ha? Nasıl bir şey derken, şöyle bir şey. Şimdi ben sizlere tepsiyi göstermiyorum çünkü tavuklar gidiyor. Ha. Biliyorsunuz telif oluyor kan göründüğü zaman, bu yüzden amacımız, yoksa biliyorsunuz her detayına kadar her zaman sizlere gösteriyoruz. Onun içine boya indir. Şey ettikçe çıkarıp deviriyorum. Daha çabuk yapardı bu işlemi. Tabii. Ama aşağıda da maalesef seni rahat bırakanlar yok anne. Kızım hem soğuk hava, ben. Doğru nerede canım, olmaz da. Nereye direkleyeceğim dedikten. Eriğinin altında yapıyorduk önceden. Orada da yağmur çileri. Tonla hava. Arkada sen ceyran yapıyor şimdi. Öyle. Hava soğuk. Önce kuyruk kısmını alıyoruz. Önemli olan şu kursağı patlatmamak. Onu da alalım. Çünkü sabahleyin yem vermedim ben bunlara. Bunları kestikten sonra verdim. Kursak dolu olunca patladık da içine hazır yeme girmesin. Buldayıdır, arpadır. Zaten 15 gündür eti lezzetli olsun diye. Dara kırması, ondan sonra buğday kırması, ondan sonra ne vardı? Pamuk küspesi, arpa. 3-4. Onlar vardı. Hayvanları yaptığımızda vardan verdim ben buna. Hadi dedim, bir çuvalda sizin hakkınız. Yemlerine hazır yemi de veriyorum tabii ki. Öyle olmayınca bu zaten, bu tavuk gelişmez arkadaşlar. Didirak gibi kalır. Adı et tavuğu ama etlendirmek için tabii ki yemi vermek lazım. Annemin dediği gibi. Verilmesi aynı, bu da bizim aşağıdaki köy tavuğu gibi görünür. Tabii ya, ondan da zayıf olur. Değil mi? Benim bundan kestikler hepsi horozlu değil mi kardelen? Evet, hepsini horoz seçtim. Şuradan bana alttan bir ilerleme kardelen. Ciğerleri katmak için onu. Şundan mı? Dur, bu olmaz bir dakika. En şeylerden, yuvarlak ozlardan ver. Şu alttaki iyi mi? İyi. Bir de şimdi o şey değil de batmasın yani. Ne kadar dese. Kediler misin? 10 tane kediden kedi kalmadı. Şuna kızı ciğeri. Bunlar çoğu insan yiyormuş bu tavuktakileri. Biz yemiyoruz kızı ciğerini falan.
Aşağıda bekliyorlar zaten. Evet. Ama şunu çok seviyorum ben. Şu. Ne deniyor onu? Dede diyoruz biz de. Yürek de değil o. Yüreği değil. Yüreği i̇şte. Bodum. Aynen yürek şu. Ama benim çocukluğumdan beri dede deniliyor. Ne alakaysa. Galbi. Tamamdır. Bildiğimi de ayarlayın. Hani bu 7 tavuğun taşlığını ciğerini bir poşete koyarız. Sonra onu kavurup yeriz. Dolaba da gomeye veririm. Ben yarım bir gün kavuru veririm. Sadece. Olur. Ha, yarını. Evet. Allah'tan evimizde bolca leğenimiz var. Temiz bir leğene suyu doldurduk. İlk temizlenen tavuk da içinde yüzsün artık. Annemde bir diğerine geçti. Şöyle biz de arkadaşlarımızla bugün de bir program ayarlamıştık. Ben anneme dedim ki hani biraz tavuğu az keselim. Ben gitmeden işi bitirelim dedim. O da kesmişken fazlaya gitti. Şimdi de açıkçası işler ona kaldı yani. Ya kardeşim hadi gaz gibi olsun zorlanırım. Ama tavuk kabası gitti. Üçü de gurusun. Onlar da nesi kaldı zaten? Değmedim gitti. Yaparım ben onu. Bir tanesini de parçalacın akşam mangallık. Şu olmazsa öbür günleri de edeceğim. Sana zaten esen senin de ben kendim edeceğim yine onları. Değişen ama yedi yok. Ben buralarda işi görüyordum, topluyordum, yıkıyordum. İyi sen öyle istiyorsan ben bırakıverim aynen böyle. Ara tamam bırak vallahi bak gelince akşam. Hayır öyle bırakır mıyım ya? Hayır ya. Hasar olur bir şey olur. Öyle değil. Zinirleri, leğenleri üst üste bir yere koy. Onları kenarda dursun. Onları yıkarım ben. İlaçlar nedeni. Tutarın hadi yolcu yolunda gerek demişler. Acı tatlı yersen bana al gel bana da getir. Ne canın istiyor getirem. Abi böyle kardelene demiyorum getiriyor ondan sonra yerken kardelen bu kaşık parayla diyor. Ya bir huyun kırsın o bir dil alışkanlığı olmuş. Ama çoğu da evde yapılan bir şey lan evet. Kardelen. Eğleniyor bir şey istemeyen. Hadi git sen bire geliyor saat hadi. Evet şimdi saat 5'e geldi ben de az önce eve geldim. Bakın annem leğenleri falan yıkamış hep buraya kurumaya bırakmış. Bunlar da sanki işleri silinmiş gibi. Hemen kurumuşlar. Tavuklar da burada. Akşam yiyeceğimiz bir tavuğu da parçalamış. Burada da ciğer ve taşlıkları var. Ne diyeyim? Annemin eline koluna sağlık. Ben bu defa full yardımcı olamadım. Normalde evde olsaydım ben de onunla beraber yapardım. Kapı da kilitli. Burada da çuval kalmış. Tüylerini koyduğumuz çuvaldı bu. Yüksek ihtimalle annem bunu dışarı buradan atar. Oradan da çöpe gönderir. Neyse çıkmayacağım çünkü rüzgarın sesinden yüksek ihtimalle sesim duyulmaz şimdi. Ben uşağa giderken hafif çiliyordu. Sonra ben oradayken bayağı bir güzel yağdı. Ben de erken kalkmak zorunda kaldım. Yağmur biraz dinince çıktım yola. İyi ki de gelmişim. Bizimkiler de şimdi aşağıda ineklere bakıyorlar. Bugün babam evde. Son bir aydır belki de biz burada sizlerle hiçbir çekim yapmadık herhalde. Aynı gördüğünüz gibi her zamanki gibi duruyor. Annem duramamış. Ne yapmış işte tandır. Ocağın içindeydi onu çıkarmış. Ateşini hazırlamış. Aslında bunları yapmasaydı beraber yapsak olurdu da. O da işte işini ayarlamak istemiş sanırım. Bunu hazırlamak onun için kolay. Her zaman yaptığı bir şey. Ama bunu tek başına çıkarmasa iyiymişmiş. Sizin bazen yorumlarda yazdığınız gibi canının kıymetini bilmiyor, duramıyor. Nazan abla gelin çatını da üstü Allah'tan kapandı artık. Hadi. Saat şu an 5:30 ben annemin yanına indim. Babam da olduğu için bir de bugün hava yağmurlu olduğundan erken inmişlerdi. İneklere bakmışlar. İş bitmiş. Ben de daha salata yapacağım, pilav yapacağım.
Geri gitti kaz ya. Uzun bir aradan sonra tabi yağış olduğu için hava serinledi. Şu an aşağıda soba kovası görüyorsunuz. Çünkü benim odanın sobası yakacakmış annem. Kazan nerede? Burada. Ben de burada şu an bekliyorum ki en azından bu tarafa kaçmasınlar. Gir gir, neyden korktun? Minyatür ya. Sanki seni buraya bağlıyormuşuz gibi geliyoruz, gidiyoruz. Buradasın. Bugün 7 tane ettik gidince bunların yeri de biraz genişlemiş. Yani yer aynı da en azından daha rahat bir hareket ederler. Getirdin mi goyesi? Getirdim. Beni dolduruveren de. Bak. İçini sallayayım. Yalnız onun içinde çöpler var. Onu ben onları bir çuvala boşaltayım. Yakacakların içine atarım ben. Asıl akrebi. Babam nereye gitti? Bilmiyorum, niye yukarı mı? Yok, yukarıda yok. Arkada da böyle. Alayım ben o kovaya, ne de. Buraya koyarak hata yaptım zaten. Şey, çuvalın içine kaçayım ben onları, şunları. Yakılacaklar oluyor ya. Tamam, buradaki çuvalın içine mi? Şunun içine var. Benden gari çuvalın. Şimdi içinde kova vardı sobanın. Ben de yediğim abur cuburları hep soba kovasının içine atmıştım. Çöpe götürmek niyetine. Gerçi odamda da çöp kovası var ama o da olsun istemedim. Ben mutfaktaydım. Pilavı yapıyordum. Annem yukarı çıktı. Ateşi yaktı. Normalde biz yemeğimizi burada yerdik. Ama bugün hava serin olduğu için buranın sobasını yakmak lazım. Onu da anneme uğraşma dedim. O buranın sobasını yakayım diye düşündü. O yüzden yemeği mutfakta yeriz. Şimdi de et tavuklarının artık suyu süzüldüğü için onları poşetliyor. Ondan sonra da difrizi koymaya başlamış bile sanırım. Sofra bezi değiştiğine göre. Sen bunu aşağı götürünce iristiri koy ve süsün, oldu mu? Tamam şeker. Yani o kasrat da ciğer bekliyor suyun içinde. Yukarı gelirken o eti getir ve patlıcan getir ve ben de ateşimi bakayım. Poşet alacağız bak uşağı gittiğimizde. Tamam, az kaldı çünkü. Saplarını kesmiyor. Çünkü parçalamaya zamanım olmadı. Bu saplı olandan mangallık olarak koyuyoruz, tamam mı? Aklında olsun. Tamam. Kemik mi var? He, sırtlarını çıkarıyordum. Poşet oluyor giderken gitsin. Geçen gün sebzeli kebap yaptığımızda patlıcanın iki tanesi kullanmıştık. Onun da üçü kalmıştı ama annem şu an ikisini koymuş ateşin üstüne. Şurası çürümüş de. Ama onu o almaya gittim. Şu öğen yerine koyuyorum da. Dur, sonra öğüdükçe şey derim ben ona. Bizim şey var mıydı kardelen be? Ne? Sallanma şöyle. Var canım. Çok sallamayın şimdi ateş her tarafı. Şu kovanın içinde yani olabilir mi? Koyuyorsa, normalde biz tavuğu soslardık. Bu defa annem soslanalım, sade olsun dedi. O yüzden sade. Tavuk annem bu. Burada yok mu? Yok. O zaman mutfak dolabındaki çekmecededir. Bir bakıp gelelim ben. Normalde buraya koyuyorum. Aynen. Kovanın içinde oluyor da. İyi ya, boş gidiyor. Ortalığı talan ettik, bulamadık. Ya normalde ocağın içinde olurdu, ya dediğimiz gibi kovada olurdu. O bizi görüyordur da biz onu göremedik işte.
olsa iyiydi. Aynen. Annem diyor ki pikniğe falan da gitmedik diyor. Bir yere götürsek diyor. Evet öyle. Bugün yemeğe babaannem gelecek. Ama emim işte 4.12 postasına gidiyor. Şimdi babaannem de geldi. Annem de yapmaya başladı bakalım. Ben de aşağı ineceğim. Patlıcanı ısıya salata mı edeceksin? Nasıl yapayım? Doğru eve zeytinyağı gezdere ve üzerine. Olsun. Salata yapacaksın ya zaten ya. Bunu zeytinyağı gezdere ve tuz ekle. Kremine daha doğru ama. O şimdi batık da bu daha iyi ya. Kapak yiyor. Temiz kapak o getirdi ya. Babaannem de bir de sallıyor şöyle. O bizi görüyordur da biz onu bulamadık işte. Kırmızı tencereyi versene. Hangisini istiyorsun? Kırmızıyı. Ya da şuraya koysam. Şimdi saat 8'e geldi. Annem bitirdi artık. Sofra da hazır. Kırmızı tencerede etler var. Burada da pilav var. Biz de babaannemle oturuyorduk. Olur babaanne. 4 kişiyiz. Abim yeni çekmiş. Biz düştü. Niye? Borca mı çıkardıydın? Ha, çıkardım. Onlara koymak istiyorsan birin onlara koy. Birini ona boyayarım, birini ona boyayarım. Abin geldi değil mi? Geldi, hazırlanıyor. Rambarası olmuş. İyi. Yemek yemeden mi gideceğim? Evet. Gerçekten. Evet. Önemsiz yemeği olduğu gün yedendir, nevader. Vallahi iyisin. Buradan yoksa bak. Niye yemeğe gidiyor? Bir yere yemek yapıyorsun. Şunlar kardeşim kemiği ama siyah poşetteki köpeklerimizin kemiği, onlar da sabah verildi onlara. İbrahim usta, buraya gel bakayım ben. Gel buraya gel. Başka zaman oldu mu? Evet. Yumurta oldu mu? Karnım aç aç diye gelirsin. Şimdi menü güzel. Topluyorum. Tamam, sen ayrıca ver bana bir iki parça. Vallahi yiyeyim. Hadi. Benim de yerim. Sabahleyin. İnşallah. Sen de bak, sen yiyeceğin de şeydi yaptım bunu ben. Yok, sen yani tandırda yapıyor genellikle. Valla öyle edeceğim. Ben bunu niye uğraşayım? Kaç tane? Fanta içecek var mı? Şalgam suyu var mıydı kardeşim? Var da acılı var. Getireyim mi? Evet. Acılı. Merdivende. Merdiven köşesindeydi. Diyor ben. Tamam. Geç gelme. Geç gelme. Herkes geç gelme diyor. Ben de diyorum bari. Geç gelme. Çamura basma. Maşallah. Çamura basma. Kendime şey gibisin. Baksam altı. Yakalara git. Oruç gibisin. Çamura basma diyelim. Kötü yerlere gitme. Kötü yerlere gitme. Olsun. O ne, bir tane ciğer mi? He, bir tanesi babamla yok hadi iyi yedik. Ezenimiz dokuyor, okunuyor. Biz de karnımızı doyuran tay isabeti oldu. Hadi bakalım. Videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz.